Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuklarımızla gazeteci yazar İsmail Saymaz, gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Kamil Erozan ile birlikteyiz. General Mazlum konusunda kalmıştık. İsmail, öyle devam edelim. General Mazlum nereden çıktı birdenbire karşımıza? Bunu 13 Kasım'da Erdoğan'ın Trump'la Washington'daki görüşmesinde de bu mektubu iade edeceğiz deniyor. Ama bir taraftan karşımıza da hani sen demin sordun ya, bugüne kadar görüşen bir PKK'lı var mıydı kaldığımız yerden? General Mazlum denilen Mazlum Kobani, kod adlı, Şahin Cilo, kod adlı, asıl adının Mustafa Abdi olduğu iddia edilen bu kişi aslında Suriye'de, Suriye'nin Kobani şehrinde doğan bir Kürt. 1993'ten beri PKK'nın içerisinde olduğu biliniyor ve Öcalan Suriye'deyken onun yanında bulunduğu biliniyor. Öcalan Suriye'den çıkarken de buradaki ilişkilerin onun kotardığı biliniyor. Öcalan cezaevine girdikten sonra örgütün Avrupa yapılanmasında tırnak içinde siyasal görevler üstlendiği biliniyor. Sonra Kandil'e dönüp örgüt yapılanmasında, KCK yapılanmasında yer alıyor. Ve ardından 2011'den sonra Suriye'ye geçerek buradaki örgüt içerisinde yer alıyor. Daha sonra Türkiye bu kişinin varlığından daha önce haberdar mıydı? Tabii ki haberdar. Halkın haberi yoktu mu? Peki tabii, haberdar. Tabii biliniyordu yani. Özellikle işte Türkiye'deki çeşitli. Ben yeni duydum da kusura bakma. 17 şehit. PKK'nın uzantısının olduğunun en önemli delili bu adam zaten. Yani PKK'nın uzantısı PYD, YPG diye anlatıyoruz ya. Bu adamın ismi yeter zaten, ispatı için yeter. Şimdi orada önderliğini yapıyor. O 2009-2010'da bizim 17-15 şehit verdiğimiz saldırıların emrini Mazlum Kobani adlı kişinin verdiği ifade ediliyor. Türkiye'nin zaten işte 2018'de çıkardığı kırmızı bülten ve yakalama kararında bu tip eylemlerden de bahsediliyor. Bu tip eylemler de gerekçe gösteriliyor. Eninde sonunda bunlar o tarihten sonra mı Türkiye kırmızı bültende bunu aramaya başladı? 2018 itibariyle. 2018. PYD'nin iki tane eş başkanı var onların tanımına göre. Biri Mazlum Kobani, bir diğeri de İlham Ahmet adlı kadın. Şimdi Mazlum Kobani esasen... Bunun görüntüleri hazır. Sabah programda vermiştik ki evet geldi bu işte terörist başı bu. General, evet. Sahte general yani. Şimdi bir süredir zaten Amerikalılarla teması vardı zaten. Amerikalılarla görüşüyorlardı. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi gidip görüşüyordu. Zaten 2005'ten 15'ten sonra da saklamıyorlardı yani. Onların yerel iş ortağı olduğunu ifade ediyorlardı. Ama bugüne kadar hiçbir PKK'nın Öcalan dahil sorumlu diye gösterdiği hiçbir kişi Amerikan başkanıyla telefonla konuşmadı. Bildiğimiz kadarıyla konuşmadı. Amerikan başkanlarından hiçbiri PKK'nın bir sorumlu diye gösterdiği kişiyi general diye övmedi, taltif etmedi. Bakın bunlar yeni durumlar. Neden yeni durumlar? Biz Amerika'nın 1951'den beri bölgedeki en iyi partneriyiz. Türkiye İyi Cumhuriyeti. İsmail'cim affedersin. Şimdi o demin ki adam Trump'ın ağzından ve kaleminden önümüze geldi değil mi? Bizim Cumhurbaşkanı'nın önünden. Sadece önünden gelmedi. Kamuoyu ama öyle duymadım. Öyle tanıdı ama başka bir şey daha yaptı Trump. Ya. Adamın yazdığı mektubu iliştirip Cumhurbaşkanı'na yolladı söyledim, ya. Onu söyledim zaten. Yani Trump bir iş adamı sonuçta başkan olmadan evvel değil mi? Bu adamı ne zaman tanıdı, nerede gördü? Sonuçta şunu soracağım. Amerikan derin devleti mi Trump'ı idare ediyor? Yani ben bir iş adamıyım, emlak kralıyım Amerika'da. Ben teröristi sadece nereden tanıyacağım? Amerika başkanı oldum ve bu adamı general diye Türkiye'ye kakalayacağım sadece yani. Sadece bu değil. Ülke abi bir de bunun eş başkanı var İlham Ahmet. O da 3 gün önce Amerikan senatosundaydı. Hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler onu senatoya getirdiler. Senatoda konuşma yaptı kadın. Kadını dinlediler. Gözünün içine bakıyorlardı. Ondan ve, önce de İsveç'teydi. İsveç Dışişleri evet, Bakanı görüntü, tarafından kabul edildi. Evet, bu terörist başı. Yani hem demokratlar hem cumhuriyetçiler. Aralarında Graham var. Graham Trump'ın en iyi adamlarından biri. Üstelik 2 ay önce, olur mu? 20 gün önce Amerika'daki NATO toplantısında Türkiye dostu denildi adama. Türkiye dostuyla Cumhurbaşkanı baş başa görüştü bir de yani. Şimdi herkes de dost demek ki. Biliyorsunuz bir dönemlerde Kumanist. Yakın dostlarından biri de Esad'tı. Şimdi bu birincisi general Trump'ına genel mazlum diye hitap etti. Bu mektubu gönderdi. Tweet attı. Tweetinde de sizi bekliyorum, hasretle görmek istiyorum dedi. Şu an Amerika'da Amerikalı senatörler
vize işlemleri hızlansın diye gayret gösteriyorlar bir de. Öbür taraftan anlıyoruz ki Ruslar da görüşüyorlar ve Avrupa kamuoyunda da müthiş bir arkalarında sempati dalgası yarattılar. Bu sempati dalgasının en önemli nedeni PYD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmış ve o savaşı kazanmış bir örgüt nitelenmesinde saklı. Halbuki Kobani olayları sırasında şayet PYD Amerika'nın hava saldırı desteğini almasaydı, yani o galibiyeti de elde edemeyecekti. Yani bütün uluslararası güçler birleşti, Türkiye sınırını açtı, peşmerge geldi de IŞİD öyle yenildi yani. Şimdi Türkiye burada neyi kaybetti? Asıl burada sahnenin gerisine çekilirken, PYD yükselir, Türkiye geri çekilirken IŞİD'in mağduru ve hedefi olduğu halde bunu dünyaya anlatamadı. Ben bunu söylüyorum. 2014'ün Mart'ında ilk hedef haline gelmiş. Niğde'de saldırı olmuş. 2015'in Mayıs'ında, Haziran'ında, Temmuz'unda, Ekim'inde arda arda IŞİD'in saldırısına uğramış. IŞİD'in hedefi Türkiye ve bunu dünyaya anlatamadı. IŞİD'le mücadele edeceğini ifade edemedi. Aynı zamanda PYD'nin de onların terör örgütü kabul ettiği PKK'nın şubesi olduğunu, bunların ikisinin de örgüt lideri olarak APO'yu gördüğünü, üst çatılarının KCK olduğunu, PYD'ye verilen silahın dönüp dolaşıp Türkiye'de bir askere sıkıldığını anlatamadı. Ama orada Sayın Erozan az önce dedi ki, reklam öncesi, niyet yoktu, acaba anlatmak mı istemedi dedi. Çünkü biz Abdullah Hoca... Yahu siz, olur mu Hulki abi? Sen Egemen Bağış'tan büyükelçi yaparsan ne anlatacaksın? Onu yeni yaptık. Onu yeni yaptı. Peki bunu... Yusuf Ziya Özcan'dan gibi 3 tane ÖSS'e sorusunu sahip çıkamamış Yusuf Ziya Özcan'dan büyükelçi yaparsan ne olurdu? Yetmez. Türk vatandaşlığını da yeni kabul etmiş Merve Kavakçı'dan büyükelçi yaparsan ne olacaktı? Bu olacaktı yani. Soruyu daha büyütelim. Şöyle yapalım. Dış politikaya zaten bu büyükelçiler falan değil. Monşerler. Erdoğan'ın kendisi yürütüyor. Yani bakın 365 günün kaç günü dışarıda, sürekli Amerika'ya diyor ki kaçıncı kez gidişim, sürekli yani sevgili dostum dedim ki yani, yakışıyor mu dedim. O zaman anlatamayan Sayın Cumhurbaşkanı mı, büyükelçiler mi? Çünkü o zaman bu Cumhurbaşkanı yurt dışı gezileri anlatılamıyorsa turistik gezi olmaktan öteye gitmiyor. Arap ülkelerine gidiyor, İslam ülkelerine gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Rusya'ya kaçıncı kez gidiyor. Biz hala bunu anlatamıyorsak ve Sayın Erdoğan bunu anlatamıyorsa, Putin'in önüne de dosyayla oturdu. Ya, ona rağmen anlatılamıyorsa sevgili Hulki, 35 yıldır devam eden bir PKK terörünü ve uzantılarını, yani Irak'ta da var, işte Kandil'de var, Suriye'de şimdi burada odaklanıyor. 35 yıldır ve son 17 yıldır AKP döneminde biz bu PKK terör olayını kimseye anlatamadık, yurt dışına anlatamadık. Biz bu askeri harekatı haklı olarak yaptığımızı dahi anlatamadık. Yani bir terörle mücadele için biz oraya giriyoruz. Ve en önemlisi şu, hem Amerika ile Fırat'ın doğusunda hem Rusya ile Fırat'ın batısında bir hafta 10 gün arayla 2 tane mutabakat metni imzaladık. İkisi de dediler ki çekil. YPG, YPG çekil. Bunlar tamam. Da çekildiler. Kardeşim 17 yıldır niye çekemedin? Daha önce tırları verirken niye çektirmedin? Demek çekme hakimiyeti onlarda. Sen diplomatik olarak Amerika'yı, Rusya'yı ikna edip çektiremedin. Adamlar da sınırımızda terörü yaptılar. Bir şey aldıkları daha sorayım. Silahları çok verdiler güzel. Bunları sen de vurguladın. Köşe yazılarında da Yeni Çağ'da söylediğin sabah programlarını evet. Söylüyorsun. Bir de şunu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı dedi ya 30 bin tır oldu. Bu tırlar nereden gidiyor? Türkiye'den mi gidiyor? Denizden geliyor, denizden Irak'tan. Mi geçiyor? Irak'tan mı geçiyor? İndiriyorlar uçakla oradan da Sinerji tırları kapısından içeri giriyorlar. Şu an zaten... Biz bunları gözlemiş ve saymışız 30 bin tane diye. Ya zaten Hulki abi şimdi anlaşma yapıldı ya. Bütün sınırlar PYD'ye bırakılacak diye. Rus ve Suriyeli devriyesi. Polis devriyesi. Biri hariç PYD diyor ki Sinerji kapısını bırakmam. Irak'la Suriye'ye açılan kapı. Çünkü buradan silah alışverişi geliyor. İkmal kapısı. Yani bu anlaşmada kamıştı belirtilmiş, burası belirtilmemiş. PYD çıkmam diyor. Ya şimdi şöyle bir yani tutarsızlık var. Yani bu zafer değil, hezimet mi diyorsun? Ya ben... Tabii ben başta dedim ya 8 olarak, yıl. Askeri diplomatik olarak, olarak diplomatik büyük mezimetle karşı karşıyayız. Şimdi az önce belirttim. Biz Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Arap Birliği açıklama yapıyor. Topunuz bir Türkiye etmezsiniz diyor. Çok güzel. Macron açıklama yapıyor. Diyor ki aynaya bak diyor. Cezayir'e bak. Bu da güzel. Alman Dışişleri Bakanı haddini bil ya diyor. Sen kimsin? Çok güzel. Trump oluyor. Mektup yazıyor. Diyor ki
Efendim karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde biz gereğini yaptık diyor. Ne yaptınız? O çöpe da güzel. Zorlayınca diyor ki çöpe attık. Anlıyoruz atmamış. Şimdi diyor ki yanımda götüreceğim. Şimdi çöpten mi aldık şimdi, o mektubu götürüyoruz? Şimdi böyle dış politik olur mu? Olur mu böyle dış politika? Olur Sayın Erozan olur diyor. Sarhoş dış politikayı beğenmedi. Sonra yataktan yatağa giden bir dış politika dedi ama devam yani şimdi, etti sonra. Bunu neyle kıyaslıyoruz? Hani hep Johnson mektubuyla 1964'te Amerikan Başkanı Johnson'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili İsmet Paşa'ya gönderdiği mektupla kıyaslıyoruz. O zaman Johnson demişti ki benimle aldığın silahları bu müdahalede kullanamazsın. 5 Haziran 64. İsmet Paşa da buna 13 Haziran 64'te cevap vermiş. Şimdi ama Johnson mektubunu okuyoruz. Okuduk ama bu Trump'ın mektubunun yanında gerçekten o kadar kibar ki düğün davetiyesi gibi. Sizler, bayım, değerli başkan falan bak, böyle gidiyor. Ekrandan sana bakıyor haberin olsun. Evet. Şimdi Trump mektubu uluslararası yani hatta bana monşerlerden Onur Eymen dedi ki ya dedi İngiltere'nin savaş ilanları bile çok kibardır dedi. Sayın başkan size savaş açıyoruz böyle hani çok kibar excellence diye başlayan. Sevr anlaşmasını okudun mu başına? Okudum. Bak Sevr anlaşmasının başında öyle ifadeler var ki yaşasın hepimiz Sevr'e tabi olalım diyesin geliyor. Evet, evet. Hakikaten öyle yapıyor. Evet, bu emperyalizm insanı ısırırken üfleyerek ısırıyor galiba. Yalnız İsmail diyor monşer ki, monşer diyor yanında monşer oturuyor. Bak, bunlar hoşuna gidiyor ama. yani biraz Sayın Büyükelçi yıllarını verdi diplomasiye. Şimdi ben bunu kasıtlı kullanıyorum çünkü bizim yani biraz dış ilişkilerin yapıcı kanaat önderleri monşerler diyerek horlandı, itildi, kakıldılar. Şimdi öyle söyleyeyim. Hayır ben bunu kasıtlı kullanıyorum biliyorum ama. Ben şimdi kasıtlı biliyorum. Olarak itilip kakıldılar ve onların 90 yılda doğrulttuğu dış politika iskeletini yerle bir ettiler. Şimdi Merve Kavakçı'yla, Yusuf Ziya Özcan'la, Egemen Bağış'la oluşturulan tuhaf bir dış politikaya karşı karşıyayız. Yani Arap Birliği'ne posta koyup Amerika ile sevgi saygı bağlamında mektubu önce çöpe atıyoruz sonra çöpten çıkarıp götürüp Amerikan başkanının önüne vereceğiz. Ne diyeceğiz? FETÖ'cü Dişli'nin abisi de o da gitti. O da öyle. Şaban Dişli. Şaban Dişli şimdi, de orada. O mektubun hayır eksik kalır da ayıp olur yani onu tamam. Şimdi mektubun için. O mektubun götürülebileceğine inanıyor musunuz sizler? Ya mektubu yani götürse Amerika ama bunu kabul eder mi? Götüreceğini şimdi söylüyor. Mektubu ama, götürsün ama aması var. İkine bir tane ondan daha ağır bir mektup tamam, görsün. Kime? İki, o mektubu alsın Trump'ın yüzüne çarpsın. Yapsın ne yapalım yani götürüp cevabını versin. Amerikan devletinin arşivine de en ağır şekilde yazılmış bir cevabı koysun öyle iade. Şimdi biz mesela bugünlerde diyoruz hadi, ki Johnson mektubuna İsmet Paşa ne demiş diyoruz. Bakıyoruz arşivde İsmet Paşa'nın bir cevabı var. İyi kötü cevap vermiş. Johnson mektubundan önce de şunu da demiş. Türkiye'nin bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır diye bir demeç de vermiş. Bakıyoruz İsmet Paşa iyi kötü iş yapmış. Gereğini yapmış mı? Kıbrıs'a hareket yapılmış hava harekatı. İşte orada bir şehit de vermişiz İsmet biz. İsmet Paşa çok büyük bir iş yapmış. Buradan AKP tabanına şehit da. Şehit Adem Yavuz. Evet, Adem Yavuz değil. Kıbrıs Barış Harekatı'nda mı oldu? Adem? Evet, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazeteciydi Adem Yavuz. Cengiz Toper mi diyorsun? Adem, evet, bravo. Diğeri Cengiz Toper. Cengiz Toper. Şimdi Türkiye'nin politikasından söz ettik. Türkiye niye ayakta duramayan bir politika izliyor? Yani bir yere sığınma, bir fobik bir dış politikamız mı var bizim? Orta Asya'dan gelmişiz buraya, korkuyoruz. Bize birileri bir şey yapacak, ülke olarak. Aman kendimizi birisine sırtımızı dayayalım, Amerika'ya dayayalım. Amerika demek, NATO demek, Birleşmiş Milletler demek. Peki ne yapacağız? Sürekli ödün veriyoruz. Kore'ye asker gönderiyoruz, askerlerimiz şehit oluyor. Sonra bunu kahramanlık olarak gösteriyoruz. Orada ölen askerlerimiz tamam şehittir, askerin hiçbir suçu yok, emir almış gitmiş ama bizim Kore'de ne işimiz var? Atatürk bile diyor ki Osmanlı'yı eleştirirken, ya ne aptallıktır diyor Osmanlı ordusunu Galicia'ya göndermek, bizim Galicia'da ne işimiz vardı diyor. Şimdi ona benzer şekilde bizim Kore'de ne işimiz var? Bizim küçüklüğümüzde bizlere bunu destan gibi anlatıyorlardı. Yani taviz verebilmek için biz askerlerimizi, ordumuzu, erlerimizi, Mehmetçiklerimizi şehit etmek zorunda kalıyoruz. Yani ben kendimi feda ediyorum, sen beni buraya al. Yani sonra Suriye'de ne işimiz mi var demek istiyorsun? Oraya da geleceğim ama sonra Amerika'ya kızıyoruz. Vay Amerika sana karşı ben Rusya'ya yanaşıyorum, S-400 alacağım. Alamıyorsun, almış olsan nereye kullanacaksın? Şimdi elinde kendine güvenen bir ülkemiz yok bizim. İsviçre gibi bağımsız kal, Hindistan gibi olabiliyorsan olamıyorsun. Ya bir yere yaslanmak zorunda mıyız? O zaman insanın aklına şu geliyor. Ben eğer iktidardaysam ben sana sırtımı yaslıyorum, sen bana destek olup beni iktidar yapıyorsun gibi bir şey geliyor aklımıza. Ben kendi gücümle iktidar oluyorsam niye kendimi
oraya buraya yaslamak güç ve bunun karşılığında büyük bedel, can bedelleri diyor ya, en büyük ihraç malınız ordunuzdur demişti Amerikalılar. Şimdi biz ordumuzu işte Kore'de heba ederek, bilmem hangi ülkenin nereye gel dersen oraya gider. Somali'ye gel diyorsun, Somali'ye gidiyoruz biz. Afganistan, Balkanlar'da. Ve bunların hepsi kahramanlık öyküsü gibi sunuluyor millete. Niye bunu yapıyoruz? Ya biz dik duramıyor muyuz? Mesela dik dursak belki de hiç kimse bize bir şey yapmayacak. Ya bizim elimizde atom bombası olsa, S-400'ümüz olsa, hadi bilmem ne araba markası gibi, S-500'ümüz olsa, S-650'miz olsa, ya kullanamıyorsun ki bunu. Atom bomban var işte 50 tane. Adamın pimi Amerika'nın elinde. Sayın Erozan, buyurunuz. Sayın Monşar. Şimdi ben değilim dediniz ama yok, niye değilsiniz? Hiçbirimiz değiliz. Ha, onu da açıklayın. Açacağım. Sonra İsmail'den devam edelim. Bir defa şöyle bir şey söyleyeceğim. Süper güçlerin hata yapma lüksleri vardır. Onların hatalarını yaparlar ve çok çabuk ondan sıyrılırlar. Siz biraz evvel dediniz ki biz arkamızı kime dayıyoruz? Niye dayıyoruz diyorum. Yani niye kendimizi bizim arkamızı demeyeyim ben. Yanlış anlaşılması riski var onun çünkü. Yok, sırtını dayıyorsun. Sırtımızı, yani, sırtımızı duvara dayamamız lazım bizim. Kimseye değil. Çünkü bizim bir süper güç değiliz. Biz bir hata yaparsak bu hatayı toparlamak çok daha güç bizim. Birinci şey bu, sorunumuz bu. İkincisi, şey toplantısını, fotoğrafı olsa, Soçi toplantısının fotoğrafını, bizim tarafta hep devlet büyükleri var, türlü çeşitli. Şey tarafında, Rusya tarafında devlet büyükleri var, artı diplomatlar var. Ha, şimdi bizde diplomatlar yok. Büyükelçiler yok edildi ve kurumsal hafıza da yok edildi. Bunu sürekli mi diyorsunuz? 2012'den ya bu iktidar, AKP. Bu iktidar dönemi. Ama 35 yıllık PKK terörü döneminde anlatabildik mi ki? Hani AKP şimdi anlatamadı. Şimdi geleceğim oraya da. 82'ye geleceğim ben. Devlet biliyor her şeyi. Devletin bilmediği bir şey yok. Şöyle bir sorunla karşılaştık biz. Bizim jenerasyonlarımız, monşer olmayanlar diyeceğim, şu mantıkla çalışırdık biz. Başkalarının hatalarından ders alırdık. Yani kurumsal hafıza dediğim o. Yani filanca savaşta veya filanca krizde Amerikalılar böyle yaptı, Vietnamlar şöyle yaptı, onun hatası, bunun hatası. Demek ki akıllı adamlar, ileriye doğru vizyonu olan insanlar başkalarının hatalarından ders alıyor. Bu iktidar ancak kendi hatalarından ders alıyor. Alıyor mu ondan? Ondan ders alıyor mu? Düşe kalka alıyor. Düşe kalka alıyor ama çok geç ve çok az tepki verebiliyor. Bütün bu resmin içinde Türkiye'nin güçlü bir dış politikası olabilmesinin güçlü bir ekonomisinin olması lazım. Bu ekonomi yok. Bunu taşımıyor. Taşıyamayan bir sistemin içindeyiz. Monşerler kısmına geleyim. Bu monşer lafı bir büyüğümüzün Sayın Erdoğan ile bir itişmesinden çıktı. Bir kişiyle ilgili bir husumeti Sayın Erdoğan sonradan hepimizin sırtına, alnına nereye denk getirirse yapıştırdı. Ben başka bir kavram yarattım. Şu anda monşerler biz değiliz. Şimdi neo monşerler var. Biraz evvel sizin söylediğiniz nereden geldikleri meçhul, herhangi bir birikimleri yok, sıfatları var ama o sıfatlarla bir görev icra etmeleri mümkün değil. Şimdi mektubun dili dediniz, çöpe atıldı dediler. Mektubu attılar ama anlaşıldığı kadarıyla ekini atmadılar çöpe. O atılan mektubu da çöpten çıkardılar. Ama ben şu soruyu soruyorum, bu bir mektupluk laf değil bence bu. Ne demek istiyorum? Ben şunu istiyorum bu iktidardan, bu iktidar vermiyorsa Amerikalılardan, inşallah verirler. Yani bunu verdikleri için onu da verebilirler. Telefon görüşmelerinde hangi üslupla konuşuyor acaba Trump Erdoğan'ı? Benzer bir üslupla mı konuşuyor? Şunun tutanaklarını ben istiyorum. Birisi ya devletten ya Amerika tarafından, burada çaresizlik. CİMER'e başvuracaksınız. Bilmiyorum. CİMER'den isteyeyim. Nasıl bir ilişki içinde olduklarını da bir takım ipuçlarını al. Ya kolay kolay yazılacak mektup değil. Ama siz Sayın Cumhurbaşkanımızla bu mektubu... Yani bu boyutta bir samimiyetten mi söylüyorsunuz? Gibi gözüküyor bana. Yani bir zaten seferlik bir mektup... Zaten orada diyor ya, senin başka işlerinde sıkıştığını zaten hallettim. Yani şimdi biz bu mektuba da büyük tepki verdik. Niye tepki verdik? Konu Sayın Erdoğan değil bizim açımızdan. Sonunda bir cumhurbaşkanına yazılıyor bu. Bu cumhurbaşkanı da bunun, bu devletin seçilmiş cumhurbaşkanı. Yani buradaki bir abukluk olduğu kesin. Ama
o mektubu atıp, Ekin'i de atıp, ondan sonra masanın üstüne çıkarıp ona ilişkin bir 120 saatlik bir ortak bildiriye dönüştürdüğünüz zaman ister istemez sizin güç dengesinde nerede olduğunuz veyahut Amerika'dan esen rüzgarlara ne kadar direnebildiğiniz konusunda bir ipucu çıktı. Bir şey daha ilave edeceğim ama ondan sonra geleceğim ayrıntısına. YPG niye başkomutan deniliyor bu adama? Yani biz terörist Amerika diyoruz, niye Amerika niye general, başkomutan general. Diyor? Ha, niye? Çünkü YPG PKK gibi değil. PKK gruplar halinde operasyon yapar. Bu ordu. Bir terörist ordusu. Ordu olduğu için başkomutanı var. Öyle yani orada dağda 8 kişi, öbür tarafta 23 kişi değil. Karargahı, tümeni, tugayı. Şunun için söylüyorum bunu. Biz kendimizi aldatmayalım. Vatandaş da kulağını küpesi olsun. 30 bin kişilik bir ordu. 65 bin kişi. 65 bin mi? O kadar mı olmuş? Niye bunu? Şimdi bu Amerikalılar bundan 1,5 sene evvel bu YPG'yi sınır birliklerine çevirme önerisini getirdiler. Sınır birliklerine çevirme. Türk sınırını. Türk sınırını. Ha, olmadı. Ama şu sonuç çıktı ortaya. Biz 32 kilometre veya 30 kilometre karayoluna kadar girdik. Ben bunu mecliste de söyledim. 33. kilometrede kim var? 33. kilometrede 65 bin kişi var. Ha, dolayısıyla başka bir noktaya geldik biz. YPG Filistin Kurtuluş Örgütü'ne dönüşüyor. Efendim lafınızı unutmayın. Bunu İbrahim Kalın da CNN Türk Televizyonu'nda özel yayında Dicle Canova'nın röportajında 30 kilometrenin ötesindeler, Amerika ile birlikte ötesindeler diye söyledi. Bu kelimeleri sansürlendi. Ne Hürriyet Gazetesi, ne CNN Türk, ne Hürriyet'in web sayfası bu cümlelerini kullanmadı. Söylediğiniz yani teyit edilmiş bilgidir. Onun ben için Filistin Kurtuluş Örgütü'nden devam edeceğim bir dahaki seansta. Şimdi YPG, YPG denen şeyin 65 bin kişilik bir ordu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. PKK gibi gruplar halinde olmadığını. Evet. Peki ne zaman ordulaştı ki bu? Yani bir günde ordu kuruluyor mu? İşte İsmail Bey söyledi. 4 yıldır başladı. 500 tirden 1000 tıra, 5000, 10.000 yavaş yavaş oldu. Biz o tepkiyi gösteremedik ki. O şimdi, yumruğu bu masaya vuramadık. Amerikan ordusu mu aslında bu? YPG, YPG denen Amerikan ordusu mu aslında? Amerika ile Amerikan ordusunun gönderdiği askerler eğitiyor. Birlikte bir teşekkül oluşturuyorlar, terör teşekkülü. Şimdi sana bir soru sorayım. Sen askerliğin komando olarak yaptın. Evet. Silah çeşitlerini biliyorsun. Şimdi bize bir silah verseler burada deseler ki alın bunu kullanın. Ben anlamam. Bilmem ne roketi, hesaplar, koordinatlar hiç anlamam. O insanların da anladığını zannetmiyorum. Ancak YPG, işte PKK görünümlü olup bunlara uzun dönem silah eğitimi almış Amerikalı uzmanlar yapabilir. O yüzden bu soruyu sordum. YPG demek aslında Amerikan ordusu demek mi? Vallahi Amerikan ordusu demek, Rus ordusu demek, onlar da destekliyorlar. Avrupa ordusu demek, yani tam bir terör ordusu. İşte bu sahte general Kobani denilen alçak, zaten PKK'nın Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu diyor, deniyordu bu 20 sene önce, 15 sene önce. Bunlar zaten iç içe, PKK ile iç içe ve PKK'nın nasıl eğitim aldıysa Kandil'de, Suriye kolu da aynı şekilde bunlar eğitiliyor ve silah diye kullanılıyor. Yani parayı veriyor. Ya şimdi biz dördümüz kalkıp bir terör örgütü kuralım desek, para lazım, silah lazım, dediğin gibi ateş etmesini bilmek lazım. Nasıl terör örgütü yapılır, dağda nasıl yaşanır, oraya nasıl ikmal yapılır? Bunları öğrenmek lazım. Yani parasız terör örgütü olur mu? Silahsız terör örgütü olur mu? Arkasında bir devlet gücü olmadan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 35 yıldır ezer geçerdi bunları. Öldürüyor. Yenisi çıkıyor, geliyor. Bir de terör örgütlerinde de mi babadan oğula geçiyor? Onun, Apo'nun manevi oğlu deniyormuş bu Kobani için. Yani bu nasıl bir şeydir? Zaten kaçırılan çocuklar, işte anneleri eylem yaptılar Diyarbakır'da HDP'nin önünde, değil mi? Şimdi onu unuttuk, buna bakıyoruz. Peki şunu yapması lazım değil miydi? Bülent Kuşoğlu atmış bir mesaj, okuyayım oradan. Adam madem general değil teröristti, neden onu ve adamlarını kurtarmak için Amerika ile mutabakat yapıldı? Şimdi
biz 10. günde eylemi şeyi durdurduk, askeri harekatı durdurduk. Onlar ateş kesiyor, biz ateşi durdurduk. Yani arasında bir cümle kelime farkı var. Durdurduk. Ne oldu? Aldılar, kaçırdılar hepsini elimizden. E bu adamı şimdi kırmızı bülten ne istiyoruz? Biz kırmızı bülten yerine bunu bulunduğu yerde yok edecektik. Etkisiz hale getirecektik, esir alacaktık, yakalayacaktık veya öldürecektik. Önce kaçırttık, şimdi iade et diyoruz. Kaçırtmayacaktık. Yani bir askeri harekat komando eğitimi yaptın diyorsun. Yapmaya gerek yok. Kayseri'de bizim şahane paraşütçü komandolarımız var. Sen bir askeri hareket yaparken önce kaçma yollarını kapatacaksın. Önce kendine olan saldırıyı engellemek için güvenli bir birlik indireceksin oralara. Bak havan attılar, sivil şehit verdik. Önce o havan noktalarının stratejik yerlerini tespit edip elimizde topumuz, tüfeğimiz, uçağımız var. Ben bilmiyorum İsmail, biz uçakla hava harekatı yaptık mı bu 10 günlük süre içinde uçakları? İlk başta yaptık, evet yaptık. Yok, keşif için yaptık. Keşiften sonra bombalamak için yapmadık. Oldu galiba. Bir tane top atışları yaptık. Olabilir, birkaç sortu yapmış olabilirler. Şimdi sen insansız hava araçlarımız var sürekli. Tabii şimdi Ülkeciğim, 30 kilometre dediğim buradan Gölbaşı. Vatandaşlarımız yani gözlerinde oluştursunlar. 30 kilometre, arabayla 3 dakikada gideriz biz. Eğer biz 30 kilometre ve uzunluğu da 400 kilometre olan bir alana gireceksek, önce bu teröristleri kaçırmayacağız. Önce 30. kilometreyi komando birliklerimizi indireceğiz kardeşim. Sağına soluna çevireceğiz. Kaçmasınlar. Ama bunlar terörist çünkü. Şimdi hükümet, Erdoğan şunu söyleyebilir. Ya her gün açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. En son 750 teröristi etkisiz hale getirdik diyebilir. Evet, tabii yani etkisiz hale getirdik ama Erdoğan da kantin subaylığı yapmış. Benim gibi sınırda yüksek orada komando subaylığı yapmamış. Ama canım ben de savaşmıyor yani. Tabii, ordu savaşıyor. Ben de savaşmıyorum, o da savaşmıyor. 750 kişi mi? 765 kişi. Ha. Ama kendisi diyor ki 1000 kişi, 2000 kişi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklaması 10-15 bin kişi 30 kilometrenin dışına gidiyor. Ve 35 bin kişilikte silah verdiği açıklandı. Resmi açıklama bu. Cumhurbaşkanının açıklamasına bakarsan 700 kişi, 1200 kişi. Ve son açıklaması hala oradalar diyor. Hala oradalarsa, bizim askerimiz için hala tehditse, 30 artı 1. kilometrede tehdit devam ediyorsa, 100'e yakın taciz yaptılar. Yani 100 kere bize saldırdılar. Biz ateşi durdurduk diye şimdi sadece ateş edilen yere hani misilleme yapıyoruz, oraya angajman kuralları gereği yapıyoruz. E biz sadık kalıyoruz, onlar sadık kalmıyor. O zaman niye biz bu tabakata uyalım ki? İsrail askerine bir tane taş atıyor Filistinli genç veya kadın. Üzerine uçaklarla bomba yağdırıyor, hepsini öldürüyor. Biz hem sınırımıza tehdit hem 30. kilometredeki sınırımız. Bugün Cumhurbaşkanı gene açıkladı. Biz oraya diyor altyapı yapacağız. Konu dünyaya örnek olacağız. Tam onu okuyacak. Sığınmacıları orada el bebek gül bebek yerleştireceğiz. 20-30 milyar 40 milyar dolar da orada harcayacağız. Oh! Türkiye halk geçim sıkıntısı içinde ölüyor. İşsizlik patlamış, enflasyon patlamış. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız işi gücü bırakmış sığınmacılara ikamet edecek yerleşim bölgeleri. Ya millet çadırda yaşıyor, sokakta atılıyor. Ankara'da yeni Mansur Yavaş daha sokakta kalan bir aileye bir konut verdi. Şimdi ne yapacaksınız? Yani eğer Türkiye terörle mücadeleden vazgeçtiyse bunu açıklasın AKP hükümeti. Ben artık pes ettim, mücadele etmiyorum. 30 kilometrenin ötesine gittiler, biz burada yerleşim yapacağız. Tamam, sonra Türk askeri orada ilelebet kalacak mı 30 kilometrenin için? Kime devredecek? Esad'a. Git Esad'la anlaş diyoruz, anlaşmam diyor. Yani ben demiyorum da muhalefet diyor ki Esad'la anlaş, görüş. Bilmiyorum Sayın Erozan ne düşünüyor? İyi Parti'nin politikası Esad'la görüşmek mi? Biz orada bir yerleşim yapacağız. Esad dese ki bir dakika hop kardeşim ne oluyor? Sen benim toprağımda altyapı yapıyorsun, bina yapıyorsun bilmem ne. Sen kimin malını kimin nereye koyuyorsun? Rusya niye yapmıyor? Sayın Erozan açıklasın. Rusya Suriye ile kanka, Esad elçi görevlendirdi. Putin'le görüşüyoruz. Biz Esad'la görüşmüş gibi numara yapıyoruz. Putin'le görüşüyoruz. Putin yapsın kardeşim orada. 30 kilometrenin içinde Rusya bizden herhalde biraz daha maddi olarak güçlü bir ülke. Gelsin o konutları o yapsın orada. Güvenliği de o sağlasın. Benim niye Mehmetçiğim orada olup da şehit oluyor?
Gel diyorlar gidiyor, geliyor git diyorlar gidiyorlar bu terör önce, örgütüne. Bu da bizim askerlerimiz açısından da şöyle yaşanmıştı. Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde kışın 100 bin kişiyle biz girdik değil mi? Kandil'e. Yok. Irak'a. Irak'a yani. Karlar içinde tabii. Görüntüler oldu. Tabii. Bir hafta sonra Amerika çıkın dedi. Biz çıkmıyoruz dedik. Ertesi gün çıktık. 100 bin kişiye sevk edildiği söylendi. Bu kadar askerin, ordunun gitmesi, gelmesi, masrafı. Girdin, ne yaptın ve niye çıktın? Hürkin'cim, inlerine gireceğiz demiyor muyuz? Erdoğan geldiği günden beri inlerine gireceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele edeceğiz dedi. Avucumuzun içinden kaçırdık işte. Kaçırdılar. Ama o bölgede tek bir terörist kalmadı demek ki. Ne baskı yaptılar onu da konuşmak lazım. Ona sonra gelelim. Evet, o baskı. Şimdi bu söylediğine benzer şekilde demin demiştim ya, Cumhurbaşkanı'nın TRT'de konuşması vardı. 24 Ekim Perşembe gecesi TRT1'de yaptığı konuşmada diyor ki, biz inşa ve ihyaya geldik. Yıkmaya değil diyor. Yıkmaya değil. Nerede? Oradaki güvenli bölgede yapılacak inşaatları anlatıyordu. Tekrar ediyorum. Ben programı izledim sonuna kadar. Evet, evet. Biz inşa ve ihyaya geldik. Yıkmaya değil. Bir başka sözü önemli. Suriye, Suriyelilerindir o kadar. Bu Atatürk'ün sözü biliyor musun? Atatürk, hani Türkiye Türklerindir var ya. Cümle aynen şöyle. Türkiye Türklerindir o kadar. Bu cümlenin tamamı bu. Bunu bir danışman herhalde Cumhurbaşkanı'na vermiş. Bak, herkes benzer sözü söyleyebilir mi? Söyler ama böyle olmaz. Suriye, Suriyelilerindir, onlar yönetir falan der. Ama Suriye, Suriyelilerindir o kadar dedi Cumhurbaşkanı. Bir cümle daha var. Söyle. Aldın mı? Tel Abyad ile Resulön arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt üst yapısıyla yapıp bunu dünyaya göstereceğiz. Dünya çok merak ediyor. Ya buralara konut yapacak mısınız? Ne yapacaksınız? Altyapı yapacak mısınız? Elektrik suyu olacak mı? Hani kliması olacak mı? İnternet olacak mı? Dünya bunu merak ediyor. Ama sen çok düz düşünüyorsun. Sen herhalde gazetecilikten bu. Şimdi buna benzer bir şey yaptık biz. Bu Barzani ile de bir ara çok kavgalıydık ya biz. Barzani bunu yaptı. Barzani'yi çağırıyorduk. Bilmem ne gibi. Pasaport veriyor. Kapının, yok ondan önce. Pasaporttan evvel Türk çavuşunun kapısında bekliyordu falan. Sonra birden Barzani'ye devlet başkanı muamelesi yaptık. Dediğin gibi pasaportlar verildi falan. Biz böyle yaparken sonra Barzani'nin bölgesinde üniversiteleri, villaları, cep telefonu sistemleri. Her şeyi Türkiye yaptı. Yani biz bunu anlayamıyoruz Sayın Erozan. Siz diplomat olarak, monşer olmayan diplomat olarak bunları anlıyorsunuz ama bize ve halka da anlatın. Ne oluyor? Biz diyoruz ki Barzani şudur. Sonra gidiyoruz oraya üniversite yapıyoruz, hastane yapıyoruz. Müteahhitlerimiz gidiyor el altından. Bizim bazı her dönemin televizyoncusu olan bazı televizyoncular var. Demirel'in danışmanı olan, Özal'ın danışmanı olan, sonraki AKP'nin danışmanı olan kişiler gidiyor. Orada televizyon kuruyorlar o bölgede. Yani biz Barzani'ye hey haddini bil diyoruz. Sonra gidip işte şimdiki gibi inşa ve ihyaya gidiyoruz. Üniversite kuruyoruz biz orada. Ya barıştık mı? Bak sesi çıkmayan insanlardan korkacaksın bir kere. Barzani'nin sesi çıkmıyor şu anda. İsrail'in sesi çıkmıyor. Ne oldu bunlara? Şimdi bunlar dünyadan ışınlanmadılar Mars'a. Demek ki bunlar bir şeye karıştırıyor. Bu Barzani kimin yanında? Bir şeyler oldu da bir şeyler oluyor gibi. Neydi neler oluyor? Hiçbir şey olmadıysa da bir şeyler oldu. Değil mi? Evet. AKP'nin sözü bu. Bir de Erdoğan TRT'de dedi ki bizim için uçuşa yasak bölge diye bir şey yok. Bak şimdi bunu duyunca hemen diyoruz ki demek ki böyle bir şey var. Uçuşa geçmiş. Yok. Uçuşa yasak bir bölge mi acaba Amerika koydu? Ya kardeşim sen işte bu kadar kilometrede duruyorsun ama uçakların uçamaz. Tıpkı 36. paralel, şimdi 37. paralel gibi. Sayın Erozan ne diyorsunuz? Şimdi ben böyle bir tehlike var mı? Hayır, biz şöyle bir açıklama yaptık bu şeyi açık ortak bildirisinden sonra, Amerikan ortak bildirisinden sonra ve dedik ki güvenli bölge böyle 30 kilometre veya karayoluna kadar olmaz. Bizim için Türkiye'nin güvenliği açısından güvenli bölge Suriye'nin tamamıdır. Yani 30 şeye geleceğiz, M4 karayoluna. Kuzey kaldırımına geldik, durduk. Güney kaldırımında 30 metre sonra adamlar duruyor. Bu mu güvenlik? Hayır. Bize göre güvenli, bütün Suriye'nin güvenli olması lazım. Hem Suriye için hem bizim için. Ha şimdi buradan Erdoğan duymamış herhalde. Bütün Suriye'ye doğru gidecekler. Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmaya giderler. Sayın Erdoğan 2018 yılı Ocak ayında Ankara Ticaret Odası'nda bir konferans ödül
töreninde bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın bir yerinde, o zaman da bu gece ansızın lafı var piyasada. Yani biz geriye doğru baktık, 2,5 sene evveline kadar gidiyor. Ama bu söz 1974'te. Tamam, özü orada, orijinali orada. Onu bir hatırlatalım, unutmayın da. Kıbrıs'ta soydaşlarımıza eziyet, işkence yapılırken orada radyolarda ne çalınıyordu? Bekledim de gelmedin. Biz de cevap olarak bizim radyolardan, gençler için söylüyorum, bir gece ansızın gelebilirim hani bekledin ama oradan esinlenen bu. Şimdi bu konuşmasında Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı tabii ki, diyor ki bizim için, bizim bir Kürt koridoruyla sorunumuz yok diyor. Bizim bir Kürt koridoruyla sorunumuz yok. Bizim sorunumuz bir terör koridorudur diyor. Yani şu çıkıyor sonuç, terörist olmaktan vazgeçerlerse orada bir Kürt koridor mu olur, antite mi olur, devletçik mi olur, ortak mı devlet mi olur? Onunla sorunumuz yok diyor. Şimdi bu hiçbir cumhurbaşkanı tesadüfen konuşmaz. Hiçbir cumhurbaşkanı, bizimki dahil. Her kelimenin bir anlamı, manası vardır. Şimdi buradan biraz evvel Filistin Kurtuluş Örgütü dedim. Bu Soçi mutabakatına gidelim. Bu garip bir senaryoyla bitti. Bunun örneği yoktur. Nedir bu garip senaryo? İki cumhurbaşkanı çıktılar salondan, görüştükleri noktadan ve ilk önce Sayın Erdoğan, arkasından Sayın Putin konuştu. Erdoğan YPG teröristtir dedi, Putin demedi. Putin DAEŞ dedi. Yani bir defa terörizmin kim olduğu konusunda bir fikir ayrılığı var. Ondan sonra arkasından Putin dedi ki şimdi dedi Dışişleri Bakanları mutabakatı okuyacaklar dedi. Lavrov Rusça konuşuyor, tercüme edilmiyor. Bilinçli şekilde tercüme edilmiyor. Sonra Çavuşoğlu konuşuyor, Türkçesini okuyor. Ama bir paragraf itibariyle tercüme edilmemesinin bir sebebi var. Tercüme edilirse kıyamet kopacak çünkü. Çünkü bunlar iki ayrı versiyon, aynı metnin tercümesi, Rusça Türkçesi değil, bir paragraf itibariyle. Nedir o paragraf? Bizimkinde YPG yazıyor. Rus'un metninde KOS yazıyor. K-O-S yazıyor. K-O-S ne demek Rusça? Rusça, Kürt Kurtuluş Güçleri demek. Bu hiç açıklanmadı ilk defa. Nasıl açıklasınlar? Çok önemli bu sevgili Hulki. İnanılmaz gibi. İnanılmaz. Nasıl açıklasınlar? Yani önemli bir skandal. Ha şimdi Kürt Kurtuluş Güçleri ile Filistin Kurtuluş Ordusu ve sonunda da Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki fark şu kadardır bugün. Bu örgüt teröristlikten çıkacaktır. Terörizmi bitirecektir. Terörist faaliyetlerde bulunmayacaktır. Yazıyorum buraya. Kürt Kurtuluş Örgütü. Güçleri. Kürt metinde KOS yazıyor, Kürt Kurtuluş Güçleri yazıyor. Güçleri, Kürt. Şimdi Kürt Kurtuluş Güçleri dediğinizde bu sizi Filistin Kurtuluş Örgütü'ne götürür. Güzergah buradadır. Ve dolayısıyla bu YPG bir siyasi kimlik edinecektir yakında. Bir daha söyleyelim mi Sayın Erozan? Bunu Putin'le olan görüşmede çevrilmeyen metinde, Rusların metninde ne vardı? Sizin sözlerinizde söyleyelim. Kürt, İlk defa duyuyor çünkü herkes. Kürt Kurtuluş Güçleri yazıyor Rusya'da. Rusya'da. Kime söylüyor? YPG'ye söylüyor. YPG'ye söylüyor tabii. YPG'ye söylemiyor. Ruslara göre YPG diye bir şey yok çünkü. Yani bizim o dediğimizde onlar da Kürt Kurtuluş Güçleri. Yani o zaman Sayın Erdoğan da onu yutkunuyor. Sayın Çavuşoğlu da yutkunuyor. Yutkunamadığımız için... Siz yutkunamadınız ve buradan çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yutkunamadığımız, aslında tek metin olması lazım. Ve o simultane tercüme yapan hanımefendi, ki orada bir hanım vardı tercüme yapan, Putin'i tercüme etti, Erdoğan tercüme etti ters olarak. Evet. Ama hadi bakalım metni okuyalım dediğimizde, halbuki Rusça metni Lavrov okurken o hanımın onu simultane olarak İngilizce veya Türkçe'ye çevirmesi bekliyor. Bilerek çevretilmedi. Bu açığa tabii çıkmasın diye bilerek. Yani açığa çıkmasın izlendi dedi ama çıktı. Bu akşam çıktı. Ama tabii yani bu akşam sizin... İyi parti olarak. İşte monşerlik burada giriyor devreye. Yani monşer, deneyimli diplomat. Efendim monşer de aslında kötü bir şey değil. Değil tabii. Mi? Monşer bir hitap şekli. Hangi İngilizce'den mi? Fransızca'dan geliyor.
Dolayısıyla sizin gibi deneyimli bir diplomat fark ediyor. Ama muhalefet partilerinin liderleri de fark edemediler bugüne kadar veya partilerin şimdi, uzmanları da peki, ama İYİ Parti bunun üzerine kurumsal olarak bir tepki gösterdi mi? Yani bu kavramı siz şimdi genel başkan yardımcısı olarak söylüyorsunuz. Ben söylüyorum. İYİ Parti'nin ilk defa açıklıyor ama bunun, burada açıklıyor Sayın Erdoğan. Bunun rahatsızlığını çekiyoruz biz. Bu kadar İYİ Parti olarak bunun yani bu metnin bizi nereye götürdüğü konusunda bizim bir fikrimiz var. Biz yeterince uyarıyoruz insanları. Yeterince uyanıyoruz. Yani bizim mecliste arkadaşlarımızın yaptığı konuşmaları alın, yan yana koyun. Sonuç şu çıkıyor. Demedik mi biz, demedik mi size noktasındayız biz. Hepsini bugün ne oluyorsa biz bunları söyledik başınıza gelecek diye. Sayın Erdoğan, burada aldatılan Türk halkı, yanıltılan Türk halkı, yani bir diplomatik skandal ama Türk halkının nedeni sansürlenen bir gerçeği görmemesi sağlanıyor burada. Burada çok önemli bir nokta, sansürlenen dediniz. Evet. Bizim bütün bu başımıza gelenlerin arkasında başka bir temel sorun var. Biz bu iktidar altında sadece uzayan bir yitirdiklerimiz listesine sahibiz. Nedir? Hak gitti, hukuk gitti, adalet gitti, medya gitti, demokrasi gitti. Şimdi biz gerçek bir demokrasi olsaydık, şeffaf olabilseydik, bakanlar bütçe konuşmasına gelip gitselerdi. Örnek vereceğim bakanların ne kadar şeffaf olup olamadıkları. Ama Savunma Bakanı size geldi İYİ Parti'ye. Güzel, işte oraya geleceğim zaten. Geldi, 14'ünde geldi bize. 16'sında da Sayın Çavuşoğlu millete bilgi verdi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne Hulusi Akar 14'ünde ne Çavuşoğlu 16'sında bir mektup var demedi. 9'unda gelen mektup. 9'unda. Halbuki biz şunu beklerdik. Bizden puan almalarını eğer istemiş olsalardı, gizlememiş olsalardı demeleri lazımdı ki bize bir mektup geldi, suratlarına çarptık o mektubu demeleri gerekirdi. Sadece bize değil, halka. Böyle bir şey bekler miydiniz yani? İşte ama bu yani devlet olmanın gereğini söylüyorsunuz. Yeterince şeffaf olsaydık kamuoyumuza alnımız ak. Pardon, ak demeyeyim. Yanlış anlamış olur. Alnımız AKP. Alnımız açık. Olmaz o öyle. O kelimeyi söyleyemeyiz. Alnımız açık çıkardık. Peki ama bu önemli bir nokta. Fakat bir çelişki var gibi. Şimdi burada herhalde bütün sosyal medya veya medyanın bu sloganı Sayın Erdoğan'ın açıkladığı bu Kürt Kurtuluş Güçleri ile YPG yerine kullanılan bu ifadeyi bence şimdi sosyal medyada bir numara olması lazım. Vallahi. Herhalde arkadaşlarımız da bunu bir mini klip halinde sosyal medyaya koyarlar şimdi. Rejide de bu arada. Rejideki arkadaşlar mesajı aldınız, bunu YouTube'a koyun. Ama izleyicilerimiz, affedersiniz ben, burada izleyicilerimiz sizin fotoğrafınızı ekrandan çekmişler, Twitter'a koymuşlar, bu açıklamanızı da yazmışlar. İzleyicilerimiz de muhabirlik yapıyor hızlıca. Biz de onu RT yaptık şu anda. Burada bir çelişki yok mu? Sorayım, sözü sana vereyim. PYD zaten örgütün Kürtçe adını kısaltması. Ama o savunma diyor orada. Efendim? Orijinalinde savunma güçleri diyor. Burada kurtuluş güçleri. Yani liberasyon, özgürlük o anlamda mı kullanmışlar onu? Burada Kürt burada geçmiyor gerçi. İşte onun için PLO diyor. Yani örgüt PYD'de Kürt geçmiyor. Burada geçiyor. YPG'de? YPG'de de geçmiyor. Peki ama şimdi YPG'de Rusya mi? Eğer bizim YPG-PYD dediğimize Kürt kurtuluş güçleri diyorsa, şimdi Rusya bir taraftan Esad'ın yanında. Esad'ın karşısında bu YPG var diyoruz, PYD var diyoruz. Peki Rusya şimdi Esad'ı mı tutuyor, onun karşısındakileri mi tutuyor? PYD bu arada Soçi'ye kabul etti. Peki, zirveden önce Salih Müslim geldi, kriz oldu, gitme denildi oraya. Putin onlarla görüştü. Peki Putin kimden yana şimdi? Ne anlayacağız? Yani Esad'dan yana mı? Esad'ın karşısındakilerden yana mı? Anlaşılmayan hem Rusya hem Amerika bu terör örgütünün yanında destekçisi. Fırat'ın batısında. Esad'ı da mı oyalıyorlar yani aslında? Vallahi kimi? Türkiye'yi de oyalıyorlar, Esad'ı da oyalıyorlar bence. Şöyle bir sorun daha var o metinde. Maalesef yani bu biraz böyle ince okursanız başka evet. Meseleler de var. Orada bir ayrılıkçı güçlerden bahsediliyor. Soçu Rusça metinde mi? İkisinde de yazıyor. Sizin bu arada Rusça biliyorsunuz değil mi? Maalesef.
Maalesef biliyorsunuz. Maalesef biliyorum. Yani biliyorsunuz. Benim için değil, başkaları için maalesef. Ben metni az önce baktım, Rusça metni. Kos diyor ama açılımını yazmamış. Ama açılımını ben biliyorum. Yani... onu yazamaz ki Rus orada açılımını. Ama önemli işte, mesela açılımını niye yazmamış? Açılımını Kos yazmamış. Sadece Koç diye geçiyor, Kos diye okunuyor. Şimdi şöyle bir... Siz bunu partiyle paylaştınız mı, İYİ Parti'yle? Ya bu İlk defa burada mı açıklıyorsunuz yani? Yani bizim parti içinde bunu bilgileri olan arkadaşlarımız var tabii ki. Biz bir ekip çalışması yapıyoruz sonunda. Ya bu Türkiye'nin meselesi. Tam Rusça açılımını söyler misiniz? Kosmo Rusça açılımı nedir? Kurski. Ondan sonra kelimeyi şimdi çözemem ama sonunda Sil diyor. Yani o güçler demek. Arada da o kurtuluş. Ne? Kurtuluş. Ben size bulurum şimdi. Böyle WhatsApp'ımda var. Hı hı. Şöyle bir... Kurtski, yani Kürt. Tabii. Bizim metinleri, her ikisinde de var. Ayrılıkçı güç diye bir şey. Ayrılıkçı güç kim bugün Suriye'de? Yok yani, bilinen, tanınan bir ayrılıkçı güç yok. Ama bu evrilecek. Yani bu YPG, şu anda Ruslara göre KOS, yani Kurtuluş Hareketi diyeceğim kabaca. Ama sonunda varacağı yer Katalanlar... veya baskılar gibi bir siyasi... Ve Filistin Kurtuluş Örgütü gibi dediniz zaten. İşte oraya evriliyor. Ha şimdi biraz evvel sonunda Rusların verdiği şey şu. Putin'in konuşmasına da bakacaksınız. Putin konuşmasında diyor ki Suriye tarafına da, yani Şam'a da buradaki Kürtlerle bir diyalog zemini bulmanızda hayır vardır diyor. Yani sonunda bir ayrılıkçı hareketle Şam yönetimi masaya oturacak. Bunların ha. Barzani benzeri, oradaki Kürdistan benzeri. Nerede oturacak? Yapı. Ya Şam'da oturacak ya Cenevre'de oturacak. Bu hafta. Bu yeni anayasa çalışmaları. Yeni anayasa çalışmalarında. Evet. Yani dolayısıyla Rusların metnine giderseniz, anayasa taslağına, orada özellik yazıyor. Kürtlere özellik mi var? Evet. Suriye'deki özellik. Evet. Türkiye'de ki... bunu o zaman kabul ediyor. Ruslarla can ciğer kankayız. Beş kere mutabakat yaptık İran, Suriye, Türkiye. O zaman o güvenli bölge onların güvenli bölgesi ve özel bölgesi oluyor. Bugün Erozan çözüyor. Evet. Çok güzel söylediniz. Ben söyledim değil mi? Suç sizde. Beraber söyledim. Hayır ama biz şunu dedik. Bunu mecliste de söyledik. Dedik ki siz bunu güvenli bölge yapıyorsunuz. Açık söyledik. Bu tutanaklar da var. Siz bunu güvenli denge yapıyorsunuz. Bu sonunda başkaları için koruma amaçlı bir tampon bölge durumuna gelecek dedik. Şu anda o noktaya geldiniz ve öyle olmuş gibi anlatıyorsunuz. Biz onun için demedik mi, size demedik mi diyoruz mecliste. Vallahi hiçbir televizyon programında bu kadar açık ve net konulmadı. Sayın evet. Erozan'a teşekkür arkadaşlar, ederim. Gerçekten bu fotoğrafı çok güzel ben çıkarttı. Ben metnin kendisini ortaya atayım abi. Evet. Rusçası var bende. Erozan, Sayın Erozan, şimdi reklama gidiyoruz. O arada baksın ona. Döndüğümüz zaman... Sevgili seyirciler, reklam arası veriyoruz ama Sayın Erozan'ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı açıkladığı çok önemli bir nokta. Orhan da sürekli olarak vurguluyor, haklı olarak. Ruslar bizimle anlaşıyor, mutabakat yapıyor, 6,5 saatlik görüşmeler oluyor. Oradaki görüşmede bakanlar, vızır vızır Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları o odadan o odaya gidiyor. Ama Kürt Kurtuluş Güçleri adını veriyor Ruslar diyor Sayın Erozan ve biz bunu Türkiye'de bilmiyoruz. Şimdi reklam arasında Kürtçesine tekrar bakıyor. Emekli... Daha oraya gel, onu da öğreneceğim bugün işte. Rusçasına. Rusçasına bakacaksınız. Aynı zamanda emekli diplomat Sayın Erozan. Şimdi reklam arasında da çalışıyor. Az sonra buradayız.